sizlerle kucaklaşmaya geliyor. Kırın, kaldır bayraklarını. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, halkın sesi, halkın umut veren lideri Özgür Özel Kınık da merhaba diyor. Sizlerle yürek yüreğe selamlaşıyor. İnmesin bayraklarınız, dinmesin çığlıklarınız. Özgür Özel Kınık da sizlerle. Elma dereliler var burada, madenciler. Merhaba, merhaba. Özgür Özel nereli diye soruyorlar. Türkiye'de herkes Özgür Özel Somalı diyor. Soma'dan dolayı beni tanıyorlar. Ama ben de hep şunu söylüyorum. Ben Manisa merkezdeyim ama 2014 yılından beri benim yüreğimin bir parçası Soma'da, ama Soma'daki madende kaldı, ama benim memleketim hem Soma, hem Kınık, hem Bergama, hem Savaştepe. Kınıklıyım ben, Kınıklıyım, Kınıklıyım ben. ...31 Mart günü... ...şu iki dönemdir... AK Parti'de olan belediyeyi alın... ...ben tezahürat edeceğim... ...Özgür Özel Kınık'la... ...gurur duyuyor... ...alacak mısınız? Söz mü? Peki... ...bu belediyeyi alınca... ...öyle önemli bir iş yapacaksınız ki... ...birincisi... Kınık'ın Cumhuriyet tarihindeki ilk kadın belediye başkanını seçmeye hazır mısınız? Sema Başkan nasıl? Nasıl Sema Başkan? Araba yanaşırken ben bu arkada oturuyordum. Camdan siz görünüyorsunuz. İçerisi görünmüyor. Sema Başkan yukarıya çıktı. Anons edildiğinde sizin yüzlerinize baktım. Gözünüzdeki ışıltıdan, sevincinizden, çığlığınızdan anladım ki bu iş bitmiş. Sema Başkan geliyor inşallah. Sema Başkan'ın girerken bu tarlalarda 6 yaşımdan beri çalışıyorum başkanım dedi bana. 12-13 yaşındaydım, ticareti öğrendim dedi. Babasının yağhanesinde. Sema Başkan'ın babasının yağhanesinde çalıştı. Kırtasiyesinde çalıştı. Ticaret yaptı. Bodurları Sema Başkan'ı, Sema Başkan'ın ailesini Kınık biliyor. Ona güveniyor. O kimseyi üzmedi. Kalbindeki Kınık sevgisi de hiçbir zaman bitmedi. Şimdi borcunu ödemeye geldi. Yıllarca kamu görevinde çalışmış iyi bir yönetici. Ayrıca Aliya Spor'un basket takımını kurdum dedi. Ben sandım kadın basket takımı, erkek basket takımını kurmuş. Basket takımını kendi cebinden koyduğu 5 lirayla kurmuş, çalıştırmış, birinci lige çıkacak duruma gelene kadar basket takımının, erkek basketbol takımının da antrenörlüğünü yapmış birisi. Yani iyi bir yönetici, iyi bir belediye başkan adayı. Buraya kendisi de sporcu olduğu için önemli spor yatırımları yapacağız. Birazdan sözünü alacağız. Büyükşehir'in imkanlarıyla gençler için halı sahalar, basket sahaları, gençlerin istediği her türlü aktivite için tesisleri
kınağı çok hızlı olarak sunacağız. Bundan sonraki süreçte Sema Başkan nereyi isterse, ben partinin genel başkanı olarak Türkiye'nin en güçlü belediyeleri hangisini seçerse Kınık Belediyesi ile kardeş belediye yapacağım, yapılmamış hizmetleri yapacak. Öncelik kadınlarda ve öncelik AK Parti'den aldığımız belediyelerde, MHP'den aldığımız belediyelerde. Burayı bir kadın başkan alıyorsa önüne Türkiye haritası, istediği belediyeyi seçecek, kardeş belediyecilikle kınığın yüzü gülecek. Söz veriyoruz. Şimdi Elma Dereli kardeşlerim var burada. Her birisini çok seviyorum. Gökay Başkan burada mı? Gökay Başkan, Bağımsız Maden İşim Başkanı. Cenazesine gitmiş, Allah rahmet eylesin. Şimdi biz tabii hep kötü günlerde geldik gittik bu kınağa. 301 arkadaşımızı kaybettik. Elma Dere'de çok sayıda madencimiz önce göçük altındaydı. Hep beraber 4 gün bekledik. Sonra Elma Dere'ye onları defnettik. Yas evlerinde oturduk. O gün bugündür de gider geliriz. Tabii Elma Dere'nin Tahir Çetin diye bir kahraman evladı vardı. O madencilerin haklarını almak için 7 sene mücadele etti, 8 sene mücadele etti. Ankara'ya gitti geldi. Sarı Sendika, Tahir'in annesi misin? Ellerinden öpüyorum anneciğim senin. Ellerinden öpüyorum. Gitti geldi, gitti geldi. Belki 100 kere gitti geldi. Buradaki Sarı Sendika parmağını oynatmazken Bağımsız Maden işi kurdu. Büyük bir mücadelenin sonunda en son yürüyüşü başlattı. Durdurdular, durmadı. Kırkağaç'ta 15 gün yattı. Salihli'de durdurdular, durmadı. Ankara'ya kadar yürüdüler. Süleyman Soylu Ankara'ya sokmadı. Arife günüydü, bayram geliyordu. Arabaya bindi, 36 saat uyumamış. Kırkağaç'ta, Kavşak'ta, kazada kaybettik. Yanında Ali Faik İnter kardeşimizle. Buradan bir kez daha Elmalı'nın, kınığın bu büyük kaybına Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ve size söz veriyoruz. Başkan seçildiğinde Kınık'ta çok güzel bir yere madencileri de hatırlayan, Tahir Çetin'i de hatırlayan bir anıt yapacağız. Söz veriyorum. Madenciler beni bilir. 2014 yılının yazında onlarla bir büyük bir mücadele verdik ve kanunu değiştirdik. Bastıra bastıra, söke söke aldık. Şimdi madencilerden birinin servisine binince 40 kişi oturuyor. Soruyorum, 2 askeri maaşı kim aldı? Sen aldın Özgür Başkan diyorlar. Kim aldı arkadaşlar? Birlikte aldık. 2 gün hafta tatilini söke söke kim aldı arkadaşlar? Birlikte aldık. Bundan sonra da madenciler, artık madencilerin bir genel başkanı var. Önce Ecevit vardı, madencilerin yüzünü güldüren. Gün gelecek bu kardeşiniz bütün bu madencilere tekrar sahip çıkacak, yüzlerini güldürecek. Bizim 2 gün hafta tatili, 2 asgari ücret ve diğer kazanımlardan madenciler eğer bana şu kadar minnet duyuyorlarsa bu benim için en büyük ödül. Ama sizden şunu istiyorum.
Siz Özgür Özel'i seviyor musunuz? Madenciler seviyor mu? O zaman benim hatırım için Sema Başkanı Kınık Belediye Başkanı yapın. Söz mü? Tabii sadece madenciler yok. Burası Çileli çiftçilerin de memleketi. Kaç para oldu mazot? 5 değil. 45. Manisa'nın plakası kadar oldu. 45 oldu. 50 liraya gidiyor. 50 liraya. Hani eskiden zam gelince olsun ben 50 liralık mazot alıyorum yetiyor diyorlardı ya. Şimdi o 50 liraya 1 litre mazot alınabilir hale geldi. 1 litre. Hayat ateş pahası. Emekliler 10 bin lirayla geçinmeye zorlanıyorlar. Asgari ücret sefalet ücreti olmuş durumda ve mutfakta yangın var, cüzdanda yangın var, pazarda yangın var. Bu durumda bir de üstüne üstlük çiftçinin malı para etmiyor. Ürününü, yetiştirdiği ürünü doğru fiyattan satamıyor ve bütün çiftçiler geçmişte olduğu gibi sadece madenlere girmeye, ekmeğini yerin 7 kat dibinde aramaya zorlanıyor. Ama orada da iş sorunu, istihdam sorunu var. Bir de duyuyorum ki hem sarı sendika hem de maden şirketlerindeki bazıları madenci kardeşlerime baskı yapıp AK Parti'ye oy atmak için onları zorlamaya kalkıyorlar. Bakın buradan söylüyorum. Kimse bunlardan korkmasın. Oylarınızı korkmadan güvenle kullanın. Kimsenin kılına zarar getiremezler. Buradan o maden şirketlerinin çok bilmiş patronlarına söylüyorum. Kimseyi ezdirmem. Karıncanın kardeşi var. O da Özgür Özel'dir. Söz veriyorum. Agroba işçileri burada mı? Agroba işçileri? Neredeler göreyim? İçeride mi oturttunuz? İyi yaptınız. Ben göreceğim onları. Ben geleceğim anneciğim. Hiç yorulmayın. Agroba işçilerinin de hakkını yediler. Büyük bir şekilde mağdur ettiler. Onların da dertlerini hep dile getirdik. Bir kez daha dile getiriyoruz. Şirketten haksız yere sendikalı oldukları için işten çıkarılan Agroba işçilerinin arkasındayız. Ve her zaman söylediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi emeğin ve emekçinin partisidir. Agroba işçileri yalnız değildir. Arkalarındayız. Değerli Kınıklılar, burası çok güzel bir memleket ama kan kaybediyor. Öyle istatistikler var ki 1990'dan bugüne Kınık'taki her 5 kişiden bir tanesi Kınık'tan göç etmiş. Türkiye büyüyor, şehirler büyüyor ancak Kınık küçülüyor. Kınığı yönetenler Kınığı bir cazibe merkezi haline getirmeyi başaramadılar. Kınık insanların geldiği değil kaçtığı bir yere dönüştü. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri Türkiye'nin en çok göç alan belediyeleri. AK Parti belediyeleri ise göç veren belediyeler. O yüzden biz herkesi birden Karşıyaka'ya, herkesi birden Dikili'ye, Alsancak'a, Konağa götüremeyiz. Ama Kınık isterse çağdaş belediyeciliği, modern bir kenti, dayanışma belediyeciliğini, yüksek sosyal yardımlar yapan belediyeyi, halkın belediyesini Kınık'a getirebilir. Onun da adı Sema Bodur.
Değerli arkadaşlar, eğer bir belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi ise 2014 seçimleriyle birlikte köylerin ilçe belediyelerine geçen arsalarına ve meralarına dokunmaz. Ancak en çoğu Bergama'da olmak üzere Kınık'ta da belediye köylerin arsalarını ve meralarını sattı, doğru mu? Onlar sizin köyünüzün malıydı. Kimi yerde zeytinlik geçti, aralarında alın terini birleştirip almışlar. Kimi yerde makina ekipman, kimi yerde koca mera, hepsini çatır çatır sattılar. Kınık'taki talanı durdurmak, Kınık'a hizmet getirmek ve bir daha sizin malınıza el uzatmamak ve malınıza uzanan elleri kırmak için Sema Başkan'a destek bekliyorum. Değerli arkadaşlar, bir de buradan Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey söylemem gerekiyor. Esasen o bizimle kavga etmek istiyor. Hakaret ediyor, iftira atıyor. Onunla hiç ilgilenmiyoruz. Benim derdim Kınık'taki işsizlik. Benim derdim Kınık'taki yoksulluk. Benim derdim geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Ama bugün bu konuları ilgilendiren bir şey söylemiş, çıkmış demiş ki diyor ki yahu şu anda Cumhurbaşkanı AK Partili, hükümet onda, yerel yönetimde onda, AK Partili belediyeler olduğu zaman ordunun kılına zarar gelmez diyor. Yani orduda konuşurken demiş ki eğer AK Parti belediyesi bizdeyse, büyükşehir bizdeyse kılınıza zarar gelmez. Yoksa kılınıza zarar gelir diyor. Ben orduya hizmet etmem diyor. Ve lafın devamını şöyle bağlamış. Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok demiş. Erdoğan, Hatay'da bir hadsizliğe kalkıştın. Depremzedelerin gözünün içine baka baka büyükşehir bizde olmadığı için hizmet gelmedi, mahzun kaldınız, doğru değil mi dedin. Bir de utanmadan kendini alkışlattın. Zonguldak'ta tekrar ettin. Şimdi utanmadan, sıkılmadan eğer belediye AK Partili değilse doğalgaz vermeyeceğini söylüyor. Oysa Cumhuriyet Halk Partili birçok belediye gaz firmasıyla anlaşmasını yapıyor, tıkır tıkır gazını getiriyor. Bugün sabah Dikili'deydik. Dikili Belediye Başkanımız gaz şirketiyle anlaşmış, merkezde 5000 aboneye bağlatmış, devam ediyor. Ama Erdoğan o için şantaj yapmaya, o için tehditte bulunmaya, o için vatandaşın gözüne baka baka yalan söylemeye devam ediyor. Siz Kınıklılar dürüst, çalışkan, namuslu insanlarsınız. 31 Mart'ta bu hadsizlere haddini bildirmeye, onları sandığa gömmeye var mısınız? Bu arada şunu söyleyeyim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a laf ederim ama AK Partili kardeşlerime laf etmem. Ben gerektiğinde Devlet Bahçeli'ye cevap veririm ama MHP'li kardeşlerime laf etmem. Neden? Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. CHP ne demek? CHP baba evi demek Cumhuriyet Halk Partisi. Herkes baba evine doğar. Baba evinde büyür. Sonra kimi yakında oturur,
kimi Irak'ta oturur. Kimi büyüğüne gitmek ister, kimi küçüğünden yetinir. Ama huzuru kaçan, başı sıkışan, dara düşen bilir ki baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bugün geçmişte iyi olsun diye AK Parti'ye oy vermiş ama babasının, dedesinin partisi bugün onun için bir umut olan insanlarımız var. Artık daralıp, kandırılıp, yoksulluktan, işsizlikten sıkılıp gelip de baba evine gelmek isteyenler için baba evinin kapısı ardına kadar açıktır. Herkesin yeri baba evinde baş köşedir. Tut ki baba evinin kapısına dineldin, geliyor birisi, sokmayacaksın onu. Der ki kardeşim niye sokmuyorsun, tapusu sende mi der. Vallahi Kınıklılar, baba evinin tapusu bende değil. Kemal Bey'de de yoktu. Ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden Tayyip Erdoğan'a kızın ama AK Partililere kızmayın. Onları baba evine davet edin. Devlet Bahçeli'ye kızabilirsiniz ama MHP'ye oy veren komşunuzu ziyaret edin. Anlatın. Deyin ki bugüne kadar gelmeyen hizmeti getirmeleri için, gülmeyen yüzleri güldürmeleri için, doymayan çocuğu doyurmaları için, yoksulumuza, işsizimize, hastamıza, yaşlımıza sahip çıkmaları için biz de Kınık'ta artık CHP'li belediyeleri tercih edelim. Bakın İstanbul'u kazandık. Diyorlardı ki sosyal yardımları kesecekler. Ekrem Başkan tam 4 katını yapmış. Ankara'yı kazandık. Sosyal yardımları kesecekler. Mansur Başkan 5 katını yapmış. Hiçbir CHP'li belediyede ne maaşı kesilen var, ne yardımı kesilen var. Engelli yardımı alan, bil ki 2 katını 3 katını alırsın. Sosyal yardım alan, bil ki 2 katını, 3 katını, 4 katını, 5 katını alırsın. CHP gelirse yüzün güler, CHP gelirse karnın doyar, başın sıkıştığında, zora düştüğünde, dara düştüğünde gel baba evine, Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte şehrini de büyüt, kendini de rahat ettir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Sema Başkan'a oy istiyorum. Destek istiyorum. Kocaman bir alkış istiyorum. Bir de onun yapamayacağı bazı işler olacak. Büyük işler. Onu Büyükşehir Belediyesi yapacak. Büyükşehir'de de bir adayımız var. Tanıdığınız, bildiğiniz ama tanımayanlar tanıdıkça şunu görecekler. Hani son derece kararlı, son derece güler yüzlü, son derece vefalı, hızlı karar veren ve çok iyi ekip kuran ve koordine eden bir yapısı var. Daha önce yaptığı bütün işlerde mesleğinde çok başarılı bir cerrah, cerrah titizliğiyle çalışıyor. Başarılı bir yönetici ve çok başarılı bir belediye başkanıydı. Şimdi İzmir Büyükşehir ona, o da Kınık'a emanet. Ben Kınıklı bir kardeşiniz olarak belediye başkanlığı seçimlerinin önemi şu. Liderler kendi memleketlerinde başarılı olmak ister. Seçim akşamı bir gözüm bir kulağım Manisa'da olacak. Bir gözüm bir kulağım da Kınık'ta olsun mu?
Söz mü? Söz mü? Bakın ne güzel şeyler olacak. Bir daha geldiğimde size diyeceğim ki iyi ki bana söz verdiniz. İyi ki sözünüzü tuttunuz. İyi ki kınık kınığa yakışır bir şekilde seçimi kazandı. 14 Mayıs günü Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atanlar, sadece onlar atsa zaten biz kınığı kazanıyoruz. Bölünmeme, parçalanmama, küsmeme ve sandığa koşa koşa gitme zamanı. Bu seçimi elbette Sema Başkan alır. Elbette sevgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cemil Tugay alır. Ama siz istemezseniz kimse alamaz. Siz kırgın küskün varsa onu bulmaya, yılgın varsa onu oy vermeye koşturmaya, ikna edemiyorsan edecek birilerine söylemeye ve bu seçimi almak için var gücünüzle çalışmanıza ihtiyacımız var. Bu seçimi 31 Mart'ta alacak mısınız? Alacak mısınız? Ben kimseye değil, elbette adaylarıma ama en çok da size güveniyorum. Kınık, kalk ayağa ve bu seçimi al. Kalk ayağa, artık kınığın makus talihi ortadan kalksın. Ben sizinle birlikte o bugün ilk kez çaldığımız, sizin de çok sevdiğiniz, sevdiniz mi seçim şarkısını? Onu bir kez de kınıkta hep beraber söyleyeceğiz. Ama öncesinde kınık seçimlerini kazanacak kınık ittifakını, İzmir seçimlerini kazanacak İzmir ittifakını, Türkiye seçimlerini kazanacak Türkiye ittifakını, yani bütün sosyal demokratları, bütün muhafazakar demokratları, bütün milliyetçi demokratları hep birlikte yürekten alkışlayalım ve onları lütfen güçlü alkışlarımızla motive edelim. Biz biriz, beraberiz, biz başaracağız. Açın müziği. Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var da, yorulmak yok hiç bize. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Hazırız biz yine, durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Kırık Belediye Başkan adayımız Seba Başkan'la birlikte sizlere merhaba dedik, hoşça kalın demiyoruz. Kalbimizle, gönlümüzle sizlerle birlikte bir insan sabahında halkçı, tam demokrat ve sizlerin de ve ortak akılla yöneteceği belediyeye kavuşmak üzere. Hoşça kalın, sağ olun, var olun, yüreğinize sağlık, teşekkürler.